Merhaba hoş geldiniz. Bugün yine 50 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Videoyu dikkatli dinleyin. Söylediğim yerleri gerekirse not alın bir deftere. Sizden ricam videoyu beğenmenizdir. Videoyu beğenerek kanalı desteklemiş olursunuz. Beğenilerinizden, desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese başarılar. Aşağıda şekilde yer alan H harfi neyi ifade eder? Şuradaki H harfi şıklarımız lastiğin özel dönüş yönünü, yük endeksini, hız endeksini, yolcu aracı için öngörülen lastik olduğunu. Bakın şu şekilde geliyor sıralama. Bu cevap hız endeksi oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu çok da detaylandırmayalım çünkü o kadar çok detay var ki fakat çok çıkma ihtimali olan birkaç tane diş derinliği falan onları detaylandıracağım zaten ama bunu da bilin. ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi frenleme sırasında hangisini arttırır? ABS fren sisteminin amacı neymiş? Tekerleklerin kilitlenmesini önlüyormuş. Neyi arttırır? Trafik kazası riskini, virajlarda savrulmayı, direksiyon hakimiyetini aracın yol üzerinde kaymasını. Doğru cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar ABS fren sistemi tekerleklerin kilitlenmesini önler, savrulmayı önler. Dolayısıyla direksiyon hakimiyetiniz artar ABS sayesinde. Bu sorular öğretici sorulardır arkadaşlar. Sınavda birebir aynısı çıkıyor bazen. Eğer çıkmasa bile şurada ABS sisteminin ne olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Özel olarak hazırladım bu sorular öğretici sorular. Çözerken aynı zamanda konuyu öğrenmiş olursunuz. Onun için dikkatli dinleyin. Geçelim. Vücutta sıyrık olan yerde ne olur? Sızıntı şeklinde kanama, büyük çaplı kanama, atardamar kanaması, toplar damar kanaması. Sıyrıklar hani bir duvara filan sürtersiniz ya da bir şey böyle sürtünmeye bağlı oluşur. Bu tür yaralar arkadaşlar tabii ki sızıntı şeklinde kanamaya sebep olabilir. Kılcal damar kanaması aslında bu. Büyük çaplı kanama olmaz. Atar damar kanaması biliyorsunuz kalp atımlarıyla uyumlu açık renkli olandı. Toplar damar kanaması da koyu renkli olan kanamaydı. En tehlikeli kanama atar damar kanamasıdır. Bu arada bunu da unutmayın. Zorunlu mali sorumluluk sigortasının geçerlilik süresi. 5 ay, 3 ay, 12 ay, 9 ay. Cevabımız nedir? 1 yıl yani 12 ay. Mali sorumluluk sigortası zorunludur arkadaşlar. isteğe bağlı değildir. Kasko isteğe bağlıdır. 4 zamanlı motorların çalışma prensibine göre soru işaretiyle gösterilen yere hangisi gelmelidir? Emme zamanı, soru işareti, ateşleme zamanı, sonra da egzoz zamanı gelmiş. Subap zamanı, sıkıştırma zamanı, şarj zamanı, deşarj zamanı. Doğru cevabımız nedir? Zamanlarda tabii ki sıkıştırma zamanı gelecektir ikinci zamanımıza emme sıkıştırma ateşleme egzoz şeklinde devam ediyor bildiğiniz üzere emme zaman, e, buradaki zamanlarda en önemli çıkabilecek bir de şunlar var sıkıştırma zamanında mesela sıkıştırma gerçekleştiriliyor ateşleme zamanı burada önemli orada da yakıt hava karışımı ateşleniyor benzinli motorlarda buji ile dizel motorlarda sıcak hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle Ateşleme geçe, egzoz zamanında da çıkan gazlar dışarıya atılıyor Bu zamanlarla ilgili bu kısa bilgilerde önemli Geçelim Hangisi tip 2 diyabet belirtilerindendir Aşırı susama açlık hissi yorgunluk bulanık görme Şimdi arkadaşlar bu sorular çok detaylı gibi geliyor fakat Günlük hayatta çok karşılaştığımız sağlık problemleri olduğu için soruyorlar Yani Aşırı susama, açlık hissi, yorgunluk, bulanık görme Cevap C seçeneği Şurada olmayan maddelerde söyleyeyim arkadaşlar başlıca tip 2 diyabet belirtileri bunlardır Unutmayın Sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi ne olabilir? Geri vites lambası arızalıdır. sinyal lambalarından biri yanmıyordur Fren lambalarından arıza vardır. Far lambalarında arıza vardır. Sinyal verdiğinizde çok sık yanıp sönüyorsa. Cevabımız sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Şurada aydınlatma sisteminin arızaları var arkadaşlar işte. Hızlı yanıp sönüyorsa diyor bak. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Patlamıştır. Farklı sebepler olabilir. Şekildeki araç için hangisi söylenebilir? Bir tane kamyonumuz var. Şimdi dostlar kamyona baktığımız zaman bu tür fotoğraflı sorular çok çıkıyor. Animasyonlu olarak da gelebilir. Mesela adam bu fotoğrafı videoya da çevirebilir. Burada baktığımız zaman şöyle bir leha görüyoruz. Bu leha demek? Kamyonlar bu yola giremez. Yani şuraya giremez. Burada da bir bilgi lehası var. Ne diyor? Kamyonlar sağa gitsin diyor. Cevap ne o zaman? Sağa devam edebilir. en belirgin zaten şu ve şu işaret birleşince. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce hangisi yapılır? Soğutma fanı sökülür, motorun soğuması beklenir, vantilatör kayışı gevşetilir, radyatör sıcaklığının artması beklenir. Cevabımız nedir? Değerli arkadaşlar buradaki cevabımız hararet yapmış suyu eksilmişse yani çok ısınmış demektir bu çok ısınan bir şeyin üzerine su ekleyecekseniz su ekleyecekseniz evde de bu malzemelerde de böyle fırından çıkarttığınız bir cam tepsiyi düşünün. Bunun üzerine su eklerseniz ne olur çatlar. Cevap B seçeneği soğumasını bekliyoruz. Niye soğumasını bekliyoruz? Eğer soğumadan su eklemeye çalışırsak çatlar. Yani bizim evlerimizde de var. Fırından çıkan bir cam malzemenin üzerine soğumadan soğuk su koyarsak ya da su koyarsak çatlama riski vardır. Ondan dolayı soğumasını bekliyoruz. Geçelim. Trafik işaretinin anlamı nedir? Kaygan yol yüzey için uyarı. Çıkmaz sokak. Bariyersiz demir yolu için uyarı. Acil durumda durdurma yapabileceğimiz bir yer. Kaçış rampası diyor. Cevabımız nedir? D seçeneği. Arkadaşlar böyle çok eğimli yollarda olur. Bu özellikle tır ve kamyonlar için yapılır. Diğer araç sürücüler de kullanabilir. Normal yol bakın bu şekilde devam ederken burada bir kaçış rampası olur. Freni tutmayan araçlar için. Freniniz tutmuyorsa buraya girersiniz. Bura mucurlu bir yerdir. Çakıl kum vardır. Batar aracınız durur. Yine bir animasyonun soru. Sürücünün yaptığı kontroller hangi durumda gereklidir? Şimdi dikkatli izleyelim videomuzu, animasyonumuzu. A. Karlı havalarda yola çıkmadan önce yapılması gereken kontroller. B. Aracın hararet yapmaması için yapılması gereken kontroller. C. Gece yola çıkmadan önce yapılması gereken kontroller. D. Aracın trafik sigortasını yaptırmadan önce. Bu aracın yapılan gördüğünüz üzere animasyonu izlerseniz arkadaşlar neye bakıyor? Dikkat çeken kısmı ne bu yapılan işlemin? Işıkları bakın dikkat ederseniz ön ışıkları yakıyor sinyallere bakıyor sürücü. Burada yani cevabımız nedir? C seçeneği. Gece yola çıkmadan önce yapılması gereken kontroller. Yani aydınlatma sistemini kontrol ediyor. Cevap C seçeneği. Devam edelim. Kaşık tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Araç içinden çıkarma tekniğidir. Sürükleyerek taşıma tekniğidir. Omuzda taşıma tekniğidir. Omurga eksenini koruyarak 3 kişiyle taşımadır Daha önce karşılaşmamış olabilirsiniz bu soruyla Kitaplarda var fakat çok çıkmıyor Ama son zamanlarda çıkmaya başladı bu soruyu sormaya başladılar arkadaşlar bu kaşık tekniğini Kaşık tekniği dediğimizde Aklımıza cevabımız D seçeneği geliyor Arkadaşlar bu taşıma tekniğidir Kaç tane farklı taşıma tekniği var Burada taş tekniğin ta, kaşık tekniğine değinelim Bakın şu şekilde. Burada uzun uza diye yazdım arkadaşlar ben. Şimdi hepsini okumayacağım. Kısaca kaşık tekniği nedir? Nasıl bir tekniktir? Fotoğrafı nedir? Onlara bakın. Bu yazılarda videoyu durdurup okuyun arkadaşlar. Not alarak çalışın gerekirse. Eğer not almıyorsanız ekran fotoğrafı çekin telefonunuzdan. O şekilde çalışın sınavlara. Yani rastgele çalışmayın aklınızda kalmaz. Kaşık tekniği dediğimizde neydi? Bunlar işte arkadaşlar. Şu şekilde 3 kişi, 3 kişi arkadaşlar kaşık tekniğinde unutmayın. 3 kişi ne yapıyor? Bu kişiyi bakın hasta yaralının sediye aktarılmasında kullanılıyor bu yöntem. Nasıl yapıyorlar? Şu şekilde üçü de bak tutuyor. Amaç nedir arkadaşlar? Burada bakın omurga eksenini korumak. Yani omurga eksenini koruyarak kişinin felç olmasını engellemek. Şu şekilde kaşık tekniğinin aşamaları var. Bakın arkadaşlar fotoğraflardan anlatayım ben size. Üçü tuttu, kaldırdı. Bu şekilde hepsi aynı anda sonra sedyeye aktarıyorlar bu şekilde. Bu üç kişi daha sonra sedyeye koyuyor bu kişiyi. Unutmayın bunlar önemli. Kaşık tekniği son sınavlarda çıkıyor. Onun için üzerinde biraz fazla durduk. Geçelim. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise. Bakın şu önemli. 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında 20 kırmızı bez, yeşil yansıtıcı 20'ye 20 ebatında ye 20 yeşil bez. Cevabımız nedir? Basit bir soru. C seçeneği. Kırmızı yansıtıcı önemli. Bir de 20'ye 20 santim arkadaşlar onu okumadım. Şimdi bu çeken çekilen araçlarla ilgili ne görebiliriz? Başka neler karşımıza çıkar? Kısaca bakalım. Çeken çekilen araçlarda önemli olan şeyler şunlar. Bakın, ışık bozuksa çeken çekilen aracın arkasında gündüz kırmızı yansıtıcı, 20-20 batında bas, gece ise kırmızı veya kırmızı yansıtıcı. Şunlar önemli. Çeken çekilen araçlar arasındaki mesafe en fazla 5 metre olabilir, 5 metreyi geçemez ve bu mesafe iki üzerine çıkarsa. İşte ortasına şu şekilde işaret koyacağız Az önce yazıyordu ya ne kadar olduğu da burada yazıyor işte standart iki buçuk metre fakat iki buçuk metrenin üzerinde olursa araya bu şekil bir işaret koyacağız Onun haricinde maksimumda 5 metre olur bunu sorarlar bağlantıları Çelik Çubuk Çelik alat zincirle yapılabilir yine arkadaşlar şu önemli çekilen aracın freni bozuk ise bu aradaki mesafe 1 metreyi geçemez ve çeki demiriyle yapılacak çekme işlemi. Yine çeken araç freni bozuk araç çekerken 15 kilometre saat hızdan diğer hallerde yerleşim yer şey işte bunlar çok da çıkmasa da şu bir metre 5 metre bir de şu ortaya konulacak işte ebatında kurdele zaten sorumuzda da bu şekilde yansıtıcıydı. Bunlar önemli geçelim. Trafik işareti neyi bildirir? Otobüs yolunun, otobüslerin park yerinin, otobüsün giremeyeceğin, otobüslerde hız sınırlaması olduğunu. Yuvarlak levha içerisinde cevap tabii ki arkadaşlar burada da C seçeneği otobüs giremez. Geçelim. Motor yağı kontrol edilirken yapılması gerekenlerin doğru sıralanışı hangisidir? Bu tür sıralamalarda en başı ve en sonu bulmaya çalışın. Cevap çıkar büyük ihtimalle. Çünkü bakın en başı bulursak hepsi farklı. Bakalım motor yağ seviyesi çubuğu çekilip temizlenmeli. Motor yağ çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. Düz bir zeminde durulup motor kaputu açılmalı. Yağ miktarının maksimum minimum seviyesi arasında olduğu görülmelidir. Önce ne yapıyorduk? Hep söylüyorum bunu anlatıyorum. Aracı düz bir zemine çekip kaput açıyoruz. 3. Yani cevabımız aslında çıkmış oluyor. Ya bu ya bu. İkisinde 3 ile başlıyor. Şunları eledik. Şimdi gözünüzde canlandırın. Düz bir zemine çektikten sonra ne yapacağız? Kaputu da açmışız. Kaputu da açtık. Ondan sonra yağ seviyesi çubuğunu çekeceğiz. Temizleyeceğiz. Buraya 1 yazalım. Buraya 2 iki yazalım. İkisinde de 1, evet burada da uyuştuk. Yine eleyemedik şıkkı. Sonra ne yapıyoruz? Motor yağ çubuğunu temizledikten sonra tekrar daldırıyoruz. Ve tekrar çekip kontrol ediyoruz. Zaten ikinci çektiğimizde bize ideal değer vermesi lazım. İlk çektiğimizdeki seviye önemli değil. Temizleyip taktığımızda geri tekrar yerine tekrar çektiğimizde kontrol ediyoruz. Ve en sonda da maksimum mu minimum mu seviyede. Ona bakacağız ortasında olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda hangisi yapılır? Motorun devre arttırılır, açık camlar varsa kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, trafik kurallarına uyarak durulur, kontak kapatılır. Tahmin edeceğiniz üzere D seçeneğini söyleyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Anormal ses geldiğinde trafik kurallarına uyup kontak kapatılıyor. Birkaç tane daha husus var kontak kapatma konusunda. Onları da hızlıca söyleyelim. Yağ lambası yanarsa, akü lambası yanarsa, hararet lambası yanarsa, ondan sonra araçtan yakıt kokusu alırsanız, araçtan yanık kokusu alırsanız, bir de anormal sesler duyarsanız araç motorunda kontağı kapatıp derhal aracı durdurmanız gereken durumlardır bunlar çıkar bunlar arkadaşlar. Aklınızda tutun. 5 tane husus saydım. Önemli. Geçelim. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş, egzoz, emme, sıkıştırma. Tuzak bir soru. Ateşleme kelimesini gördüğünüzde, benzin kelimesini gördüğünüzde, bujiyi gördüğünüzde hemen ateşleme zamanı dersiniz. Fakat burada ateşleme zamanı yok şıklarda. Çünkü soru bize hangi zamanın sonunda yapılır diyor. Hangi zamanda demiyor. Arkadaşlar sıkıştırma zamanının sonunda yapılır. Şurada görselleştirecek olursak hocam ben anlamadım diyorsan bak şimdi. Şurada zamanlar. Hangi zamanda yapılıyor ateşleme? Ateşleme zamanında. Peki hangi zamandan sonra yapılıyormuş? Sıkıştırmadan sonra yapılıyor bak. Gördün mü? Soru burada tuzak. Hangi zamandan sonra yapılıyor? Yine hazır bu ateşlemeden bahsetmişken birkaç husustan daha bahsedelim arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda yanma olayı motorun içinde gerçekleşir. Bundan dolayı bu motorlara içten yanmalı motor denir. Şimdi bunlar da emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz olarak 4 zaman vardır. 4 zamanlı motorlarda. Şimdi 4 zamanlı motorlarda emme zamanı silindir içerisinde hava alınıyor. Sıkıştırma zamanı alınan hava sıkıştırılıyor. Ateşleme zamanında benzinli ise aracınız buji ile ateşleniyor. Dizel bir araç ise sıcak hava üzerine motorun püskürtülmek suretiyle ateşleme gerçekleşir. Egzoz zamanında da ad üstüne egzozdan ne olur dışarıya atılır yanan gazlar. Unutmayın. Yine sınavda çıkar. Bu jil ateşlemeli motorların yakıtı benzin LPG doğalgazdır. Benzin, LPG, dizel, motor bunların hepsi içten yanmalıdır. Karıştırmayın. Ya bizim günlük hayatta kullandığımız çoğu motor içten yanmalı motor tipidir. Dizel olması benzin olması fark etmez. Bunların hepsi içten yanma. Çünkü yanma motor içerisinde gerçekleşiyor. Yine arkadaşlar yakıt hava karışımında buji önemli. Benzinli motorlarda unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir. A. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi. B. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. C. Dönemeçlere girerken hızın arttırılması. D. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. Uyulması gereken kural. Bakalım tek tek inceleyelim. Diğer araçlar engel olacak şekilde yavaş sürmek doğru mu? Hayır. Yanlış. B. Dursun. C'ye C. Dönemeçlere girerken hızın arttırılması doğru bir davranış mı? Hayır. Hızı azaltıyoruz. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. Hayır. Bu da yanlış. Cevabımız nedir? Doğru olan B seçeneği arkadaşlar. Tepe üstlerine yaklaşırken hızımızı azaltmak diğer araçların ya da yolun şartlarına göre gereklidir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Aşırı hareketlilik, bilincin açık olması, kalp atımlarının olmaması, hızlı ve yüzeysel solunum. Kalp durmasının belirtilerinde. Aşırı hareketli olabilir mi kalbi duran bir kişi? Hayır. Bilinci açık değil hızlı ve yüzeysel solunum hayır kalp atımlarının olmaması şıklar arasında değerlendirdiğimizde C seçeneği olduğunu görüyoruz. Trafik kazası geçiren kişiler hangileri söylenebilir diyor. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Doğru. Kişilerin bu bozuk psikolojiler ailelerine ve topluma olumsuz olarak yansır. Bu da doğru. Cevap C. Her ikisi de doğru şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bu tür sorularda önce levhalara bakıyoruz. Levhalardan bu yolun nasıl bir yol olduğunu anlamamız için. Yani arkadaşlar bu yol gördüğünüz üzere şurası tali yol, şurası ana yol. Hocam nereden anladın? Çünkü şurada ters üçgen var ya. Ters üçgen olunan yer bu üçgen yol ver anlamına geliyor. Yani talih yolda bulunur. Şurası da talih yol. Burada da aynı lefa var. Şimdi sorumuza gelecek olursak arkadaşlar burada bir tane de dikkat etmemiz gereken şey polis var. Polis geçiş üstünlüğüne sahip. O halde en önce iki geçecek. Bu okey. Bunu eledik. Bu bitti bununla işimiz. Peki buradan 4 1 3 hangisi geçecek sonra? Tabii ki 1. Niye 1? Arkadaşlar 4 zaten tali yolda. 3 ile 1 kalıyor geriye. 3 ile 1 arasında hangisi önce geçer? Tabii ki 1. Niye? Kamyon düz gidiyor, otobüs dönecek. Her zaman kuralımız neydi? Düz gidenler dönenlere yol verecek. Dönenler düz gidenlere yol verecek. Pardon, tam tersini söyledim. Yani otobüs burada kamyonun geçmesini bekleyecek. Çünkü kamyon düz gidiyor. Ondan sonra o kamyondan sonra 3 geçecek. Çünkü o ana yolda. En son 4 geçecek. Sebebi de 4'ün tali yolda olmasından kaynaklı. Geçelim. Cevabımız B seçeneği oluyor. 2, 1, 3, 4. Sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan değildir? Bakalım. Ölümlü asli kusurlu olmak ölümlü kazalarda. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. Trafik işaretleriyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek. Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak. Arkadaşlar ölümlü kazaya karışmak bir yıl süreyle alınır ehliyetiniz. Yine uyuşturucu veya uyarıcı madde alınır. Yine kanunun belirlediği sınırın üstüne çıkınca da alınır. Fakat %10 sınırını oranında aşmak, hız sınırını ihlal etmek para cezasıdır. Unutmayın. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden değildir? Diferansiyel. Bakalım şıklarımıza. Yakıt tasarrufu sağlamak Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak, şafttan gelen torku arttırarak akslara iletmek, virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak. Diferansiyel neydi? İki tekerinin ortasında bulunan, şu şekilde resmi biraz kötüdür ama idare edin. Şuradaki parçaydı hatırlarsanız. Bu parça neydi? Araç güç aktarma organına ait bir parçaydı. Tekerleklerde güç tart doğu, tork dağılımını etkiler mi? Evet. Şafttan gelen torku arttırarak akslara iletir mi Evet. Şaft şuradan gelen aksta bunlar. Virajda tekerleklerin farklı dönmesini sağlamak. Evet. Yakıt tasarrufuna alakası yoktur diferansiyel. Şimdi şurada anlatayım ben size güç aktarma organlarını. Daha iyi anlaşılacaktır. İşte şunu sormuştu bize. Bunun en önemli görev neymiş? İki tekerleğin virajlarda daha kolay dönmesini sağlamak. Buradan gelen gücü buralara aktarmak. Yine güç aktarma organları ile ilgili işte diferansiyel önemli. Bunu soruyorlar bazen. Bir diğer güç aktarma organı önemli olan şudur. Debriyaj kavrama sistemidir. Motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Bu soruyu bu şekilde soruyorlar. Bu işi yapan güç aktarma organı nedir diye soruyorlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Diğer güç aktarma organlarına da bakın şurada bazen şunu mesela kaldırıyor adam şaftı. Soru işareti koyuyor. Bunun ismi nedir diyor. O şekilde de soru gelebiliyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yara içinin kurcalanması. Yarada kanama varsa durdurulması. Yaranın üzerine temiz bir pamukla kapatılması. Yaraya saplanan yabancı cisim çıkartılması. Şimdi herhangi bir yara varsa içini kurcalamıyoruz. Yanlış. Pamuk kullanmıyoruz. Yanlış. Cisim çıkartılmaz. Batan cisim çıkartılmaz. Yanlış. Cevap nedir? B seçeneği olacak. Kanamayı nasıl durduracaksın peki? Kanama varsa durdurulmalı diyor. Önce elinle baskı uygularsın ya da bezle baskı uygularsın. Kalp seviyesinden yukarı kaldırırsın. Bakın bu da amacı kalp seviyesinden yukarı kaldırmak. Kanamayı azaltmak için. E, tampon uygularsın olmadı bir bez daha koyup tekrar bir tampon uygularsın buraya Yine olmadı turnike uygulanacak yerde ise turnike de uygulayabilirsin İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde Kazazedelerden biri başında boynunda ve sırtında ağrı olduğunu Bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor Ayrıca kazazedenin burnundan kulağından kan geliyorsa Bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız Taşıma yöntemleri önemli Şıklarımız baş boyun gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek omuzdan destek verip yürütülmeye çalışılarak kazazedeyi kucağa alıp ağırlık yüklenerek. Şimdi doğru cevabımız nedir? Bakın şimdi ne diyor? Şuralar önemli. Başında, boynunda, sırtında ağrı var. Bacaklarını hareket ettiremiyor. Arkadaşlar bu kişinin baş boyun gövde ekseni bozulmadan Burası önemli bakın. Baş boyun gövde ekseni bozulmadan sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Niye bozmuyoruz bunu biliyor musunuz? Bu çünkü felç olabilir bu kişi. Neden? Omuriliği zarar görmüş olabilir. Omurilik zarar görürse de kişi felç olur. Çünkü şuradaki belirtiler omurilik yaralanması belirtilerdir. Cevap A seçeneği. Şimdi sürükleme yöntemleri sınavda çıkıyor. Ekstra belirtmek istiyorum onun için işlemek istiyorum. Arkadaşlar sürükleme yöntemindeki amaç nedir bir kişiyi bir yaralıyı taşımak amacımız bu Sürükleme yönteminde Çok kilolu ya da iri, iri yarı kişileri taşımakta kullanırız Dar basık veya geçiş güçlüğü olan bir yerden Yaralıyı çıkartmada yani deprem yaralanmalarında Bu sürükleme yöntemi kullanılır çok kilolu iri yarı kişiyi kaldıramıyorsanız sürükleyerek taşıyabilirsiniz 2 tane sürükleme yöntemimiz var ayak bileklerinden sürükleme bir de koltuk altından sürükleme. Bunlar. Arkadaşlar kişiyi sürüklerken kollarını serbest bırakmıyoruz. Bakın kollara dikkat edin. Bu da sınav sorusu. Kollarını kesinlikle serbest bırakmıyoruz. Geçelim sürükleme yönteminden sonra. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Değildir. İyi okuyun o kısmı. A. Dudakların morarması. B. Göz bebeklerinin küçülmesi. C. Göğüs hareketlerinin kaybolması. D nefes alma verme sesinin duyulamaması. Doğru cevap B seçeneği. Bu göz bebeklerinin küçülmesi solunumla alakası yok. Diğerlerinin solunumla alakası var. Arkadaşlar bu solunum demişken tam tıkanma kısmı tıkanmaya da bakalım. Tam tıkanmada kişi hiçbir şekilde nefes alamaz. Yani tamamen boğazı tıkanmıştır. Bu durumda hemlik manevrası uyguluyoruz. Kısmi tıkanmada da kişi nefes alır hafifçe konuşabilir. Boğazında yabancı bir cisim vardır fakat az dosta nefes alabilir. Bu kişiye de öksürmeye teşvik ediyoruz. Bunlar da önemli tıkanmalarda, nefes almada. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? Park etmek, kırmızı ışıkta beklemek, yolcu indirmek, bindirmek, yük boşaltmak için beklemek. Durma, duraklama, park etme önemli onlardan bahsedelim. Buradaki doğru cevabımız B seçeneği. Kırmızı ışıkta beklemek durmaya örnektir. Peki durma duraklama nedir? Durma bakın kırmızı ışıkta beklemek. Öndeki araç durduğunda arıza hallerinde her türlü trafik mecburiyetinde aracın durdurulmasına durma denir. Duraklama nedir? Yolcu indirip bindirmek. Yük indirip boşaltmak. Kısa süreli beklemek. Yani bunlar duraklamadır. Park etme de durma duraklama dışındaki uzun süreli uzun süreli kelimesi geçerse bu parktır Şöyle söyleyeyim ben size. Mesela şehir içinde aracınızı yolun kenarına park ettiniz. Şu 5 dakika önemli. Yolu yolun kenarına park ettiniz. Parkometre geldi. Pa işte ücret yazdı. Yol park ücreti. Eğer park ettiğiniz süre 3 dakikaysa o ücreti vermek zorunda değilsiniz. Çünkü o nedir? Park etme ücretidir. E biz 3-5 dakika, dakikadan az durduk. O halde park etme sayılabilmesi için 5 dakikadan fazla durmanız gerekiyor. Eğer 5 dakikadan az durursanız duraklama olur. 5 dakikanın üzerine çıkarsanız park etme olur. Yine park etme ile durma ile ilgili şu önemli. Duraklar 15 metre en az. Bir de şu önemli. Kamu hizmet taşıyan yolcuların yolcu hizmeti yolcu ve hizmetlileri indirip bindirmeleri için yatay ve düşey işaretlerle belirtilmiş alana durak deniyor. Durağın tanımını soruyorlar zaman zaman bilmenizde fayda var. Geçelim. Motorsikletlerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yapılması zorunludur? 4, 3, 2, 1. Cevap C seçeneği 2. Bu muayenelerle ilgili neler çıkabilir? Hemen hızlıca bakalım geçelim. Çok da durmayalım. İşte lastik tekerlekli traktör römorkları 3 yıl sonunda 3 yılda bir. Hususi otomobil romörkler 2 veya 3 tekerlekli araçlar. Bak 2 tekerlekli 3 tekerlekli. Bu motorsikletler bunda ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir. Diğer motorlu araç ve romörklere her yıl. Ticari araçlar filan her yıl. Otobüs, kamyon, minibüs gibi araçlar. Bu işlemi yapan kurum TÜVTÜRK'tür. de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bir yerdir. Unutmayın bunu da soruyorlar. Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Reflektör ilk yardım çantası yangın söndürme cihazı. Reflektör okey. İlk yardım okey. Yangın söndürme okey. Cevap D seçeneği. Araçta bulundurulması gereken malzemeleri buraya koydum. İlk yardım malzemeleri ve benzeri malzemeler de var burada. Bakın arkadaşlar hangisinin nerede bulunması gerektiği. Takograf nerede bulunmuş Otobüs, kamyon, çekici de bulunuyormuş mesela. O şekilde buna göz atın mutlaka. Buraya koydum. Bunlar önemli notlar. Bu Buraya hazırladığım notlar en çok çıkan çıkabilecek en can alıcı noktalar. Onun için videoyu dikkatli izleyin. Durdurup buraları okuyun mutlaka. Geçelim. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun Karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içi, içinde kalan kısma ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu. Bir mülk. Doğru cevabımız geçiş yolu C seçeneği. Şimdi bununla ilgili nedir? Bir mülke giriş çıkış. Bakın arkadaşlar tanımımızda ne vardı? Mülke girip çıkma. İşte bu geçiş yolu. Yani aslında şurada bir petrol işareti var gördüğünüz üzere. Bu da bir mülktür. Şahıs malıdır. Yani şahsi bir şey olduğu için burası da mesela bu yolda geçiş yoludur. Buraya yazdım bak gördüğünüz üzere. Yani geçiş yolu Kasıt budur Burası mesela ana yola çıkarken Bu karşılaşmada peki Öncelik kimin yol hakkı Tabii ki bu ana yolda bulunan kişinin yol hakkıdır mülkten çıkan kişi sonra geçecek Diğer hususlar nedir bunlarla ilgili sınavda çıkan Banketi soruyorlar bazen işte banket budur Yaya yolu için ayrılmamış Bakın yaya yolu için ayrılmamış kısımda İşte Şu Bazen fotoğrafını soruyorlar. Fotoğrafına da bakın mutlaka. Bölünmüş karayolunda da işte arkadaşlar iki tane yol var. Bölünmüş adı üstünde bakın. Burada ve burada yol var. İkisinin arasında bir ayrıcı var bulunuyor. Yani bir ayrıcıyla bölünmüş. Bazen ayrıcıyı soruyorlar. İki karayolunu birbirinden bölen ya da ayıran aradaki engele ne denir diyorlar. İşte onun ismi de ayrıcı. Bu tanımı da bazen soruyorlar. Unutmayın. Yine bu tanımları baştan sona okumanızda fayda var ben özet olarak geçtim Geçelim Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki karayollarında Azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır Otomobil otobüs motorsiklet Kamyon Doğru cevap Otomobil Yani kişisel araçlarımız Geçelim Yukarıdakilerden hangileri baş geri çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır? Baş geri çene yukarı gözümüzde canlandıralım. Canlandıramıyorsanız videoyu ilk defa izliyorsanız eski videoyu izleyenler bilir. Siz de takip edin az sonra göstereceğim. Bir el kazazeden alnına diğer el, elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. Okey. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Okey. İşlemler sırasında sert hareket. Sert hareket doğru mudur? Bakın tek kelime yanlış. Sert yazdığı için bu yanlış. Ne yapıyoruz? Yumuşak hareket yapıyoruz. Niye? Eğer omurilik zarar görürse kişi felç olur. Sert hareket yaparsak omuriliğe zarar verme ihtimalimiz olur. Cevap A seçeneği. Şimdi buna bakalım. Baş geri çene yukarı pozisyonu inceleyelim. Pozisyon budur arkadaşlar. Bazen bunun fotoğrafını koyar bu pozisyonun ismi nedir diye sorar. Pozisyonun verilme aşamaları var. Yapılma aşaması. Bir el alına yerleştiriliyor. Bakın burada. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine. Bakın bu şekilde. Alından bastırılıyor. Şu alına yerleştirdiğin elle bastırıyorsun. Çeneden de yukarıya doğru kaldırıyorsun. Bak ok çıkartmış adam. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Bunun amacı ne? Bu pozisyon hava yolu açıklığını sağlamak. Şimdi şu soru geliyor sıkça. Bu soruyu bir okuyalım. Bilinin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunumun yabancı cisim kaçması neden gibi nedenlerle solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazeden boyun travması yoksa hava yolunu açmak için hangi pozisyon veriliyor? Bu hava yolunu açmak için bu pozisyon verilir. Ne zaman boyun travması yoksa boyun travması varsa bura zarar görebilir. O zaman bu pozisyonu veremezsin daha fazla zarar görür. Hatta burada omurilik falan zarar görür, felç olur kişi. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? Çok, koma, üşüme, bayılma. Sorumuz çok basit. Bu şekilde çıkıyor aynen arkadaşlar. Bir de belirtiler falan çıkıyor bazen ama en çok bu şekilde çıkıyor. Cevabımız B seçeneği. Zaten komaya girmiş deriz ya kişi. Yani çok ağır durumu, en ileri hal. Geçelim bunda. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? Şimdi bu soru trafikada bu sorusu kendiniz yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Onun için cevabını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlarda anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Geçelim. Aracın cam suyuna kışın donmaması için hangisi konulur? Cam suyu antifrizi, akü elektroliti, fren hidroliği, motor yağı. Donmama anahtar kelimemiz. Cevabımız nedir? Antifriz. Buradaki cevabımız. Antifriz ne işe yarıyor? Ona bir bakalım. Şimdi antifriz su işe yarıyor. Gördüğünüz üzere en başta donmayı engelliyor. Sonra motorda oluşacak pas, korozyonu önlüyor. Bu da önemli. Yine başa, başka ne var? Evet, kışın donmaması için pas korozyon. İşte aslında dondurmadığı için pas korozyon önlediği için parçaların ömrü de artmış oluyor her türlü iklim şartlarında tercih etmenizde fayda var antifrizi. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Cevabımız C seçeneği soğutma suyu sıcaklığı gösterge panelidir bu arkadaşlar. Hocam nereden anladım? Bak şunu görüyor musun? Şu da derece işareti. Sıcaklık bak bunu normal hayatta da görüyorsunuz arkadaşlar. Sıcaklıkla ilgili bir şey. Bu da yine sıcaklıkla ilgili bir şey. Bununla ilgili bir ek bilgi daha vereyim arkadaşlar. Araç hareket halindeyken şu simge yanarsa şu işaret araç çok ısınmıştır. Derhal durdurup kontak kapatmanız gerekiyor. Bir sıkıntı vardır soğutma sisteminde. Geçelim bu sorumuzu da. Hatta geçmeden önce şuraya bir bakalım öyle geçelim diyeceğim. Evet, soğutma sistemini genel bir özetlemişiz. Kısaca bakalım, geçelim. Arkadaşlar, soğutma sisteminin parçaları bunlar. Termostat, radyatör, devirdaim burada var bir sürü. Şimdi önemli bir tanesini okuyayım ben size. Termostat önemli diye onu özellikle belirttim. Arkadaşlar, termostan geliyor bu termostat. Ne işe yarıyormuş? Motor sıcaklığının, soğutma sıvısının bak termostat soğutma sıvısının belirli bir sıcaklıkta sabit kalmasına yardımcı oluyor. Yani ne suyun çok soğumasını ne de çok ısınmasını engelliyor. Termos ediyor. Bizim evdeki termoslar gibi evinizde bulunan. Dolayısıyla motorun en iyi çalışabileceği sıcaklıkta tutuyor motor suyunu. Yine gösterge panelinden bu hararet göstergesi. Bu radyatör arkadaşlar. Yine bu da soğutma sisteminin bir elemanı. Aracın hangi sistemindeki kaçak akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? Yakıt, elektrik, yağlama, soğutma. Akü hangi sistemin parçası? Elektrik sisteminin şarj sisteminin arkadaşlar cevabımız burada B seçeneği elektrik sistemi. Geçelim. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? Şimdi sürücüye baktığımız zaman Evet. Bunu hemen yorumlayalım bu şekilde. Sürücü tali yolda. Nereden anladın hocam? Şu üçgen ters üçgen lefası var ya bu tali yol olduğunu gösterir. Burası da ana yol. Şimdi su şıklara bakalım. Hızını arttırarak kavşağa girmesi tali yoldaki araç hızını arttırır mı? Hayır. Ana yolda olsam bile arttırmayacaksın arkadaşlar. Uygun mesafede mutlaka durması. Bu belki olabilir. Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi. Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi. Bu yanlış. Verecek. Cevabımız C seçeneği. Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçecek arkadaşlar. Trafik uygun olsa bile, şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? Sorumuz basit olduğu için hızlı geçelim. U dönüşünü yasaklıyor bile ha. 4 ve 2 numaralı araç U dönüşü yapamaz. D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Şimdi şıklara baktığımız zaman resimler incelediğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben size bu işaretlerle ilgili bakın bize sorduğu şey nedir dur arkadaşlar dur olduğu zaman gece gündüz fark etmez elin havada olması gerekir yani şu mesela olamaz el aşağıda ya olmaz yani şu olabilir mi olabilir Belki bu da olabilir bu da olabilir bunlar arasında ya yani bu şekil eleme yapacaksınız Bunlar biraz ezber sorusu Bununla ilgili YouTube'da video da var anlattım ben cevabımız nedir burada arkadaşlar Tabii ki C seçeneği bu konuyla ilgili şuranın ekran fotoğrafını almanızı tavsiye ederim. Bakın gece dur. Sorumuz buydu. Çünkü bunlardan çıkıyor zaman zaman. Mutlaka bunları bilin. Telefonunuzda bulunsun. Geçelim. Benzinle çalışan motorlarda silindire sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ile ne gerçekleşir? Fitil ile ne ile pardon ne ile gerçekleşir diyor. Kendi kendine buji kıvılcımıyla dışarıdan ısıtılarak Benzinli motorlarda ateşleme ne ile gerçekleşir Cevabımız ne çok basit buji ile buji kıvılcım yapmak suretiyle ateşliyor Şimdi buna değinelim buji meselesi buji önemli çünkü Buji ateşlemeyi sağlar nerede benzinli motorlarda Benzin LPG araçlarda ee, Bakalım buji ile ilgili başka ne gelebiliyordu Buji kurum bağlanmışsa kablosu çıkmışsa ıslanmışsa ateşleme yapmıyor eğer böyle bir durum olursa buji ıslanırsa bujiyi kurutabiliriz. Nemin almaya çalışabiliriz. Bujilerden biri ateşlemez ise bu da önemli bir soru. Motor titreyerek sarsıntılı düzensiz çalışır. Çıkıyor sınavda. Motor güçten düşer yakıt sarfiyatı artar. Arkadaşlar bu buji meselesi önemli. Bujiler belirli kilometrelerde değiştirilmelidir. Yani kullanım kılavuzundaki kilometreler bellidir. Eğer değiştirmezseniz yakıt tüketiminiz artar. Bujilerin yeni olması yakıt tasarrufuna katkı sağlar Eski bujiler yakıtı arttırır daha fazla yakıt kullanmanıza sebep olur Yine buji ile kıvılcımlama Ateşleme nedir ateşleme zamanında oluyor Kıvılcım çıkartmak suretiyle ateşleme hangi zamanda yapıyor Ateşleme zamanında unutmayın Sınavda çıkan şeyler başka neler var Bunlar arkadaşlar bu sayfanın tamamı sınavda çıkmış sorulardan oluşuyor bu bilgilerin tamamı Yine ekstra bir iki bir şey daha yazdım. Onları da okumanızda fayda var. Videoyu durdurup okuyun. Bu şekilde açıklama sorularını mutlaka geçelim. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? İçten yanmalı dediğimiz arkadaşlar şu an kullanılan birçok araç içten yanmalı araçtır. Neredeyse hepsi LPG, benzin, motorin olur. Üçü de içten yanmalıdır. Karıştırmayın. Ee, arkadaşlar benzinli araçlara LPG takılır. Onu unutmayın. Sınavda çıkabilir. Bir de hibrit araçlar var. Onlar da biliyorsunuz. Elektrik motoru var. Aynı zamanda ben işte benzinle sıvı yakıtı var. Hibrit sadece onu destekliyor. Elektrikli tam elektrikli değil. Hibrit hem sıvı yakıt hem elektrik motorunun bulunan araçlara deniyor. Unutmayın onu da. Araçlarda gücün kaynağı hangisidir? Şaft, tekerlek, motor, vites kutusu. Cevabımız nedir? Tabii ki arkadaşlar şaft değil, tekerlek değil, vites kutusu değil. Motorlar araçlarda gücün kaynağıdır. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması? Araç yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirir. Basit bir soru. Onun için hemen işaretleyip geçelim. Bu yakıtın bittiğini gösterir. Bu yağ lambası, bu rezidans, bu akü lambası. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge. Şarj göstergesi, dörtlü flasher göstergesi, cam rezidansı göstergesi, kısa ve uzun farz göstergeleri. Şimdi aracın elektriğini akü karşılıyor. Ne zaman? Araç hareket etmediğinde dururken. Fakat araç hareket ettiğinde elektriği alternatörden alıyor. Alternatör hem aracı şarj ediyor hem aracın elektrik ihtiyacını karşılanıyor. Bu bir bilgi bu önemli. Şimdi arkadaşlar alternatör şarj etmediğini ettiğini biz nereden biliriz? Şarj göstergesinden yani akü göstergesinden. Onun için her zaman şöyle bir şey diyoruz. Araç hareket halindeyken akü lambası yanmaması gerekiyor. Eğer yanıyorsa alternatörde veya farklı bir elektrik sisteminde arıza vardır. Hangisi kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir. Bakın soruları iyi okuyun. Biridir, biri değildir. Bunlar önemli. Titreme, zindelik, yorgunluk, aniden acıkma. Yani kan şekeriniz gün için hani biz de söyleriz ya of oh, çok acıktım kan şekerim düştü diye. Titreme gelebilir, yorgunluk olabilir, aniden acıkma meydana gelir. Zaten kan şekeri düşük kimsede zindelik olmaz. Tam tersi. Cevap B. İlk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce hangisine özellikle dikkat etmelidir? Şıklarımız aracın yanma ve demrilme, devrilme tehlikesinin olup olmadığına, yaralıların üzerinde bulunan giysilere, yaralıların cinsiyetlerine, aracın modeline. Bakın şimdi ilk yardımcı kişiyi araçtan ne ile çıkartıyor? Rentek manevrasıyla. Bu soru olarak geliyor. Fakat neye dikkat etmeliymiş özellikle? A seçeneği araçta herhangi bir hayati tehlike varsa yani sizin hayatınızı tehlike sokan bir şey varsa önce o tehlikeye giderip sonra ilk yardım yapacaksınız. Yani önce can sonra cana kendi güvenliğinizi alacaksınız. Şurada bu söylemek istediğim şunun bir şeyler var arkadaşlar o da şu mesela ilk yardımcı kişiyi araçtan nasıl çıkartacak rentek manevrasıyla rentek manevrası nedir budur nasıl yapıldığına iyi dikkat edin bak eller nasıl bu manevranın amacı nedir arkadaşlar? Bu manevranın amacı kişiyi araçtan çıkartırken hareket ettirmemek. Yani hareket ettirmeden sabit bir şekilde çıkartmaya çalışmak. Çünkü hareket ettirirse kişi felç olabilir. Bu önemli. Omurilik zarar görebilir. Çünkü arkadaşlar bu şekildeki kazalarda genelde kazayı geçiren kişi kafasını direksiyona falan vuruyor. Dolayısıyla bu boyun kısmındaki sinirler zarar görebiliyor. Buradaki sinirler zarar görürse, boyun hasarı oluşursa felç geçirir. Dolayısıyla mümkün mertebe hareket ettirmiyorsunuz. Zaten bu pozisyonu rente ne zaman uygularsın? Eğer bir tehlike söz konusuysa kaza geçirmiş yaralı da omur ile zarar vermeden çıkartılır. Bu uygulama solunum durması, yangın tehlikesi patlama gibi durumlarda uygulanacaktır. Normalde eğer arkadaşlar herhangi bir tehlike bulunmuyorsa kişiyi araçtan çıkartmazsınız bu tür bir kazada. Fakat baktığınız Ölüm tehlikesi var artık son deminde çıkartıyorsunuz. Yoksa kişiyi araçtan çıkartmıyorsunuz. Bakın bu tehlikeler olmazsa. Çünkü çıkartırken zarar verirsiniz kişiye. Kalp durmasının en önemli göstergesi hangisidir? Solunumun güç olması, vücutta morarma olması, nabız atımlarının olmaması, Kazazedenin bilincini kaybetmesi. Cevap nedir? C seçeneği. Nabız ol, kalp durursa nabız da olmaz arkadaşlar. Çünkü nabız neydi bizim için? Kalp atımlarının damara yaptığı basınçtı. Nabız dediğimiz şey bak. Kalp atmazsa nabız da olmaz. Basınç damar duvarlarında hissetmedir. Nabızla ilgili şunlar önemli. İşte normal kişide 60, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'tır. Bir de şu çıkıyor sınavda. Bebeklerde nabız nereden alınıyor? Bak fotoğrafı şurada. Neredenmiş? kol atar damarı, yetişkinlerde şah damarı ve çocuklarda. Diğer yerlerden de alınır fakat bunlar en belirgin yerler arkadaşlar. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça. Gaz diyor, dışarı atma diyor, yanma diyor. Egzoz manifoldu, emme manifoldu, kalbülütür, kapağı, karter. Arkadaşlar yanma diyor bak gaz diyor. Yanma sonucu dışarı atılması. Cevap buradan yola çıkarak yapabilirsin. Egzoz manifoldu diyebilirsin. Cevabımız bu. Şu arkadaşlar şöyle bak. Parçalar buradan çıkan şeyleri birleştirip tek bir hale getiriyor. İşte bu da egzoz. Şurada göstereyim egzoz manifoldunu. Egzoz manifoldu silindir içerisindeki yanmış gazın yani şu alandaki gazın çıkış borusudur. Genelde 4 adet silindirden çıkan boru birleşir burada birleşir katalizöre gider. Bu şekilde arkadaşlar. Geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli araca yapılmaz? Yağ filtresinin değiştirilmesi, akünün tam şarj yapılması, aracın itilerek ya da çekilerek çalıştırılması, debriyaj pedalına basılarak marş yapılması. Cevabımız C seçeneği olacak burada. Bugün de bitirdik. Umarım herkes için güzel bir video olmuştur. Sınava gelecekleri başarılar diliyorum. Yarın sabah 9.30'da yeni video ile karşınızda olacağız. Hoşçakalın.